Selam arkadaşlar, bir ESO videosuyla daha karşınızdayım. Bugün size Alliance Point'lerimizi yani AP'lerimizi nasıl Gold'a çeviririz onu göstermeye çalışacağım. Umarım işinize yarar. Haydi videoya geçelim. Alliance Point nedir? Alliance Point şuradaki oluyor. Currency yazdığınız Alliance Point. Alliance Point herhangi bir PvP'de Battlegrounds'a atmışsınızdır, yenmişsinizdir veya yenilmişsinizdir. Puan gelir. Birini kesersiniz Alliance Point gelir. Sayrı de bir kale ele geçirirseniz Alliance Point gelir. Yani PvP ile alakalı herhangi bir şey yaptığınızda Alliance Point kasabiliyorsunuz. Bunları nasıl harcayacağız derseniz de harcamamız için size 3 tane yöntem göstereceğim. Üçünü de yapabilmemiz için L'ye bastım. Buraya girdim. Kampanya'ya tıkladım. Ondan sonra buradaki herhangi birine sayrı hangi sayrıda gittiğiniz önemli değil. Rainbow Match'a gidelim abi biz. Saat 2 kez sağ tıklayıp girin veya 2 kez sol tıklayıp direkt girsin. Bu şekilde giriyorsunuz. Şimdi ben girdikten sonra videoyu tekrar başlatacağım. Oradan anlatmaya devam edeceğim. Arkadaşlar şimdi size 3 tane farklı yöntem göstereceğim. Bunlardan göstereceğim ilk ikisi kafanız rahat edici. Yani kılçıksız olan böyle uğraştırmadan seri bir şekilde halledebileceğiniz risk barındırmayan bir yöntem. Ama üçüncü göstereceğim yöntem ise biraz riskli ama diğerlerine göre çok çok daha iyi ve benim tavsiye edeceğim şey olacak. Neyse ilk ikisini gösterelim kolay ve kafanızı yormayacağınız. Şuradan geldim. Yani şeyiniz fark etmez neresi olduğunuzu. Ana base'inizin ana yerinde yani. War Researcher'a geldim. Store diyoruz. Burada Dawn Prism'ler var gördünüz mü? 100K'yı alıyorsunuz tanesini. 100K Alliance Point alıyorsunuz. 15-20K'dan kapan yani rahat bir şekilde satıyorsunuz. Kesinlikle satılacak. Kafanı da yormayacaksın. Alacaksın, koyacaksın. Ama bence kötü yani şey yani benim kafam rahat etsin. Bana seri lazım diyorsunuz. Yapabileceğiniz bir şey ama önermem. Onun dışında burada motifler var gördüğünüz gibi. Bunlar da satılıyor, satılmıyor değil. Mesela 100K'ya 13'e satmış ama bu motiflerin belli bir piyasası olmadığı için adam akıllı. Buna ihtiyacı olan adam sen bunu 25K'dan bile koysan aldığı oluyor. Yani bu pazarı takip ederek kendinize göre belki bunlardan da kar elde edebilirsiniz. Ama Dumprizin kılçıksız olanıdır. İlk yöntem bu. Evet, gelelim ikinci yönteme. İkinci yöntem arkadaşlar sadece hafta sonları Cyrodiil'de beliren bir NPC var. Sadece hafta sonları geliyor. Şu anda gördüğünüz gibi Golden herkes onun başında. Hafta sonları hafta içinde burada olmuyor. Hafta içinde gelip de bu neden burada demeyin. Adı The Golden. Girelim. The Golden'a bakalım. The Golden her hafta değişecek şekilde farklı setleri satıyor. Bu setler yani giysi olan setleri almamıza gerek yok. Bunları alıp satamıyoruz ama belki ihtiyacınız oluyordur. Bunu AP ve Gold olarak satıyor. Hani sizin bu setlere spesifik olarak ihtiyacınız varsa bunu da alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Sadece kolluklarını satar, ay, omuzluklarını satar. Bu önemli olan değil ama önemli olan bu ringleri satabiliyoruz aldıktan sonra. Bind on pickup diyor bak. Bind on pickup dediklerini yapmayın sakın. Pickupladığınız zaman üstünüze yapışır. Bind on ekip dediklerini yukarıda yazıyor gördünüz mü? Onu alıp satabilirsiniz. Haberiniz olsun. Sonra vay deniz aldım üstüme bağlandı. Bak dikkat edin. Buraya tabi her hafta gelen setler para etmiyor. Mesela neymiş bu Gloom Grace Ring. Bu yani bilmiyorum ben hiç daha önce görmedim. Büyük ihtimal çöptür. Hani belki de iyi de olabilir. Onu diyelim. Onu araştırın. Mesela bakalım Ring of Fire. Bu da çöp. Bu da çöp. Buraya bazen çok güzel şeyler geliyor. Herkesin aradığı, herkesin olmazsa olmaz kullandığı. Mesela Mother Sorrow gelebilir. Onun dışında ne gelebilir? Bright Throat geldiği oluyor. Atıyorum Marksman geliyor. Ben de Marksman takım. Speedrun takım. Marksman'ın üzerinde mi ya? Maksimumlar üzerinde değil. Ya buraya herkesin istediği yani illaki %100 banko satılacak itemler geliyor. Ama nasıl geliyor biliyor musunuz? Siz şimdi 300K'dan aldınız ya. Bu Gold'un buradayken hala hazırda ilk bir ay falan o çıkan itemi fiyatı düşüyor zaten. Satıcıdan satıyorsunuz aynı şekilde guild satıcısından. Atıyorum normalde bunu Marksman yüzüğü olarak düşünün tamam mı? Marksman yüzüğü denk gelmiş. Normalde mesela 250-300K'ya kadar satabilirsin onun sarı halini. 300 olmaz da belki 250-200K zorlarsın yani gold olarak. Ya yani 300K şeyi aldığın Prism'e Alliance Point'e aldığın itemi beklersen sabredersen doğru zamanda satarsan 200K gold'a satabilirsin. Dawn Prism nerede? Bu nerede? Hani onu bir düşünün. Ama bunda bayağı şey etmeniz lazım. Hani stokçuluk yapmanız lazım. Bu yöntemin de olayı o. Ama dediğim gibi mesela ilk şu an Marksman diyelim. Şu an bir pazara bakarsan Marksman'ın fiyatı düşüktür. Çünkü herkes aynı şeyi yapmaya çalışıyor ya. Almış satmıştır. 100K'ya falan satıyorlardır şu an atıyorum. Siz bunu alın bekletin. Bankanıza koyun. Zamanı geldiğinde mesela bu Marksman çıktıktan 3 ay sonra mesela bir bakın.
Oralar toplamıştır maksimum fiyatını. O zaman satmaya çalışın. Öyle daha mantıklı. Hem bu şekilde evet, item size lazımsa sarı olarak kendiniz de kullanabilirsiniz tabii ki. Veya bu şekilde de paraya çevirebilirsiniz. Bu da dediğim gibi sabrederseniz, pazarı doğru kontrol ederseniz, doğru takip ederseniz yani en az benim önerdiğim üçüncü yöntem kadar kâr elde edebileceğiniz bir yöntem. Ama bir üçüncü yöntem değil yine de. Çünkü gördüğünüz gibi hiçbir şey çıkmadı. Kâr çöp varmış bu hafta. Neyse o zaman üçüncü yönteme geçelim mi? Hadi geçelim. Evet, üçüncü yöntem yine bizi aynı yere getirdi. Şurada bir üçüncü yöntem de kendi içinde ikiye ayrılıyor bu arada. İki tane farklı NPC'den işlemimizi hallediyoruz. Geldik Elite Gear Vendor'a geldik, tamam mı? Tıkladık. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı setler PvP'de olmaz. Yani olmazsa olmaz değil de çok rağbet gören illaki peynir ekmek gibi satılan setler var. Özellikle doğru trait'i gelirse. Mesela şuradan bakalım. Warrior's Fury gördünüz mü? Stamina Dragon Knight veya Stamina Temple. Artık Stamina böyle tankımsı Stamina oynayan bütün karakterler neredeyse %99'u Warrior's Fury setini kullanıyor. Ve Warrior's Fury setinin Impen traitlisi gelirse yani 50k'ya kadar 60k'ya kadar satabiliyorsun. Mora falan da kendin basıp. Yani bazı burada setler çok değerli. Atıyorum Marksman gördünüz mü? Marksman da okçular için çok değerli. Şuraya gelirsek şöyle farklı seçenekler Marksman veya leke atacak. Marksman atma şansı daha fazla. Ama şuna gelirsek hem Warrior hem şey atma şansı daha fazla. Yani bunu kendi kafanıza atacaksınız. Ben bir tane şundan alayım. Göstermelik. Bir tane de şu Fury'den alayım hadi. Açalım bakalım ne çıkacak. Gauntlet of Fury. Mesela Divines. Divines da şey Impen'den sonraki en iyisi diyebiliriz ama Impen çıksa mesela bu itemin fiyatı minimum, mor yapsam minimum 30k'dan satmıştım. Kafam rahattı yani minimum. Ama Divines çıktı. Divines'te bile 1.6k para ediyor yani görüyorsunuz. Satarsın yani. Diğer kutum nerede maksimum? Mesela Gauntlet of Fury'de Fury setinde Impen'in çıkması daha önemli. Marksman setinde ise Divines'in çıkması daha önemli. Lan nereye gitti o kutu? Şu an siz görüyorsunuz, çıldırıyorsunuz değil mi? Maximum bot device mesela. Kırdı kardeşiniz parayı. Şu an bunun fiyatı gözükmüyor da. Minimum bunun da bir 20k'sı var. Ne kadar şanslıyım. Minimum 20-30k'sı var bunun da. Bu yöntem gördüğünüz gibi daha karlı. Hatta şu an şey hani ben sadece küçük şeyler oynadım. Bir de büyük şeyler var. Atıyorum. Videonun dediğim ikinci kısmına geçiyoruz şu anda. Ben bu arada şu Marksman setini de hazır açılmışken biraz sövmek istiyorum. Neredesin Marksman ya? Ben bu çarıma şeyim ya, okçuydum ya ben bu çarımda eskiden. Marksman setini kasıyordum. Şunu çıkarana kadar var ya 1M, 2M ne kadar AP harcadım çıkmadı. En son satın almak zorunda kalmıştım. Ve şu an hani videoda çıkıyoruz ya ne bileyim beni göt etmek için bilmiyorum ilkinde çıktı yani. O da teşekkürler yani Eso. Sağ ol, var ol. İkinci kısmına geçelim. İkinci kısmı şimdi Cyrodiil haritasında da değişik yerlerde NPC'ler var. Şu ev gibi gördüğünüz yerler var ya. Bunlarda da farklı farklı NPC'ler var. Buradakiler de farklı PvP setlerini satan NPC'ler. Mantık aynı ama öyle. Şu an mesela bizde güzel bir tane NPC var sarılarda. Şurada. Marksman da buradan alınıyordu sanırım. Marksman'ın buradaki NPC'de satanı daha şey yüksek şanslı mı satıyordu. Tam emin olamadım. Onu kendiniz parasalara araştırmanız lazım. Mesela ben bir örnek vereceğim. Vlasturus'ta gidiyorum. Bekletsem ya. Çok sürmez inşallah. Çayımdan bir yudum alayım. Valla sürmedi. Tamam. Şimdi şurada da NPC'ler olacak. Ne taraftaydı? Şuradaydı. Burada da güzel setler var. Hatta buradaki setler daha böyle... Nasıl söyleyeyim? Daha eşsiz setler olduğu için, böyle daha güzel setler olduğu için doğru parçalarını, doğru trade'lerini getirirseniz çok güzel para ediyor. Mesela şu an göstereceğim setin ben kalkanını çıkartmıştım. Göstereyim de öyle anlatayım. Special. Burası bu arada benim bunları şey edebilmem için buranın size ait olmalı. Ben sarıysam sarı. Mesela sen sarı bir karakterini buradaki item almak istiyorsan yani ya buraya ele geçireceksin ya da yan karakterin mavi ise onunla gelip şey edeceksin. Yani öyle bir olay var bu arada. Geldik. Potentis. Aynen. 12k'yı alıyorsun. Ben bunun kalkanını çıkarttım. 250k'dan sattım arkadaşlar kalkanını. Kalkanı bir ara meta gibi bir şey oldu ki hala iyi. Ama yani 250k'dan sattım. Alalım. Ya 3-5 tane alıyorum hadi. Ya şey kolyesi çıktı. Yine gördüğünüz gibi 2k'ya yakın para ediyor.
Ya 1,5 ay diyor. En kötü bunları da kırdırıp kendi Jewel Craft'ınızı satabilirsiniz. Ama genellikle yüzük çıkıyor. Çünkü ben çok açtığım için zamanda bana da lazımdı. Hadi videonun hatırına 3-5 tane daha alayım. 2-3 kare kadar alayım. Hadi bir tane daha bakalım. Zaten üstümde yer kalmayacak ya. Bunun şansı biraz sıkıntı. Bunun diğer şeyleri de para ediyor. İki el kılıcı falan da para ediyor da. Ananın abi video çekiyorum diye mi ya? Vallahi arkadaşlar ara benden çok video çekmeliyim ya. Bak şimdi bir de bunun atıyorum daha güzel bir şehir trade çıksa daha pahalı. Ya gerçi bu itemin için trade'ini kimse takmıyor bile kafasına. Benim şu an garanti 200 kan var. Ya ben bunu bekletip şey etsem ağırlasam 250'ye kadar çıkartırım yani. Baya nasıl sayın seyirciler ya. Şimdi hemen lock diyelim da. Ben kaza bela gelmesin. Dur bir iki tane daha vardı onu da açayım. Nereye gitti ya? Heh. Bir daha çıkıyormuş. Ah be. Neyse arkadaşlar çok daha açgözlü olmamak lazım. Olay budur. Umarım işinize yaramıştır. Like, abone falan filan kafanıza göre. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Dışarı çıkıyorsanız maske giyin, zorunlu. Hafta sonları çıkmayın, valla polis yakalara şey var. Sokağa çıkma yasağı var. Umarım güzel günler görürüz arkadaşlar valla. Moralinizi yüksek tutun. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.